Sonra söyle. Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine tarım ve teknoloji ile ilgili bir videoyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar burası benim Konya'daki 10.000 metrekare olan bahçem. Ortasında yonca ektik. Daha henüz yeni yeni yeşillenmeye başladı. Videoda görünmüyordur yani, o kadar küçük. Henüz bir hafta oldu. Ve tabii yan tarafta da ağaçlarımızın olduğu. Kasım ayında ektik ve şu an biz Ağustos ayındayız. Yani bir yaşında toprağa yeni tutunmaya başladı. Bazıları, hatta kuruyanlar da var arada. Bir 200'ün üzerinde ağaç ektik. Bir 10-15 tane de kuruyanımız var galiba. Çünkü bu yıl çok sıcak geçti biliyorsunuz. Peki neyi anlatacağım ben burada? Ben bu bahçede 4 parselde yoncanın sulanması için, bir vanayla da meyve ağaçlarının ve çiçeklerin sulanması için Hunter sulama sistemlerini tercih ettim arkadaşlar. Bunları sizinle aktarmak, bilgi ve fiyat bilgisine vermek istiyorum. Öncelikle bu bahçede, hemen ekranın sağ ve sol tarafında bilgiler göreceksiniz. Hunter'ın PGV-201B modelini kullandım. Üzerinde böyle ayar var, debisini kontrol edebiliyorsunuz. Bu vanlar elektrikli olarak bu kontrol ünitesi üzerinden kontrol edilebiliyor. Ben kuyuyu da telefonla uzaktan kontrol edebildiğim için İstanbul'dan buraya sulamanın nasıl gittiğini kameralardan izliyorum, açıyorum, kapatıyorum, dilediğim gibi kontrol edebiliyorum. Bu sulama sistemini Hunter'da kontrol sürücüleri var, birden fazla arkadaşlar. Bu 8 tane vanayı kontrol edebilen bir sürücü. 24 volt AC akımla, AC akımla çalışmış oluyor bunlar. O yüzden bu sistemi kurarken zamanım da az olduğu için Temmuz 2021 tarihinde bu kontrol sürücüsünü de Konya'daki ilgili firmadan satın aldım. Elektrikli vanaları tanesini 550 TL'ye aldım. Kıyas ederseniz eğer çok uygun bir fiyata aldığımı görebilirsiniz internetten. Temmuz 2021 fiyatlarına göre de baktığınızda. Bir de kontrol sürücümüzü 700 TL'ye aldım. Bunu alırken de ben normalde Arduino üzerinden, yani tamamen telefon üzerinden kontrol edebilen şekilde yapacaktım ama adaptörünü sadece 200 TL'ye aldım. Sonra zamanım da az olduğu için ya dedim, adaptörünü 200 TL veriyorsam gideyim madem sistemin tamamını alayım, 700 TL para vereyim dedim. O yüzden bu sistemi tercih ettim. İsterseniz hızlıca bir tane deneme çalıştırması yapalım. Sürücünün kontrol kısmını da birlikte görmüş olun. Saatimiz 8.45. Ben hemen telefonumu açıyorum. Bu tabii 220 volt elektrik istiyor arkadaşlar. Öncelikle buradan bir programlamamız var. Ben programlamayı anlatmayacağım. Yani memnun olduğum bir sistem, size de tavsiye için bu videoyu çekiyorum. Manuel açmaya geliyorum arkadaşlar. Bir numaralı parseli, şu anda yoncanın olduğu yere diyorum ki kaç dakika? Hemen 9 dakikalık bir süre atıyorum. 10 dakikalık açmasını istiyorum. Çevirdiğim anda hemen sulamaya başladı. 11 dakika. Ama şu an tabii ki sulama başlamadı. Bunun için de telefondan hemen başladı. Evet, şimdi telefonun hafızası dolduğu için yarım kaldı. Kuyu açma tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bastım. Sinyal hemen dokunur dokunmaz gitti, fark ettiyseniz, sesi duyduysanız. Şimdi hemen sürücümüz başlayacak. Şurayı çekebiliriz. Başlıyor. Şuradaki birinci yeri açtım manuel olarak. Buradaki yere suyumuz geçmiş olacak. Kablomuz takıldı. Düzeltelim. Sen o arada orayı çekebilirsin. Birinci alanı açtı. Buna göre tek tek kendisi otomatik geçiş yapıyor arkadaşlar. Biz herhangi bir şey ellemiyoruz. Şu an saatimiz 8.49 gibi. Tam randumanlı değil ama %80-85 oranında bir verimle şu an sulamamız başlamış oldu. Güneş paneli olduğu için motor devri yavaş yavaş yükselmiş oluyor güneşin durumuna göre. Bu şekilde gayet memnunuz yani. Hunter'dan tercih ettik. Benim tabii ki yeni oldu. Henüz yani 1,5 aydır yoğun bir şekilde kullandım ama otomatik olarak sulanıyor sürekli. Açıp kapamalarda elektrik gitti geldi. İçinde bir pil var. Herhangi bir şekilde programınız bozulmuyor. 3 tane program yapabiliyorsunuz. Çalışma mantığı da şu şekilde. Sabahleyin kaçta başlayacağını sulamanın öncelikle belirtiyorsunuz. İşte A programınız var. A programı 9'da başlayacak diyorsunuz. Hangi günler A programı çalışacak belirliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki A programında bir nolu vanayı, yani birinci hattı işte kaç saat sulayacak? 2 saat. Onu belirtiyorsun. 2 nolu vanayı kaç saat sulayacak? 3 saat. 4 nolu vana belki sulamayacak, 0 diyorsun. O ona göre saat 9'da başlıyor. 2 saat burayı suluyor. Ondan sonra diğerine geçiyor. Sizin ayarladığınız zamana göre yapıyor ya da günleri göre. Ama siz mesela bu vanayla ilgili salı günü 2 saat çalışsın,
çarşamba günü 1 saat çalışsın diyorsanız A programının yanına bir de B programı ekliyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki A programı pazartesi çalışsın, çarşamba B programı çalışsın, B programında da burası 1 saat çalışsın diyorsanız ona göre programlamasını yapıyor. Bence böyle biraz elektriği olan, kuyusu olan kişilerin bu ücreti de veririm diyen, yani bir elektrikli vanaya 550 TL veririm diyen kişiler bahçesini otomatik olarak sulayabilir. Bu büyük sulama projeleri için söylüyorum. Yani burada benim kullanmış olduğum vana ikilik bir vana, yani 30-40 tonu herhalde tek başına ağzından geçirebiliyor. Öyle herhangi bir çeşmeye takılan, sadece çeşmeyi kontrol etsin gibi bir sistem değil. Yani büyük çaplı düşünmeniz lazım bunda. Ama yine Hunter'ın, Rainbird'ün ya da farklı markaların öyle ufak çözümleri de var. Onları da tercih edebilirsiniz. Ben de YouTube'da böyle bir video olsun istediğim için bu videoyu sizlere çektim. Sorularınız varsa altta yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.